TV 8 ekranlarında 3. devreden herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Altan Tanrıkulu ve Mehmet Özkan ile birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dilerseniz harika bir hafta olduğunu ilk önce söylemek istiyorum. Türkiye namalüp bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu anda lider konumundayız. İzlanda'yı geçtik, Galleri geçtik, Karadağ'ı geçtik, hepsini geçtik. Güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Neler söylemek istersiniz İzlanda maçıyla alakalı Mehmet Özkan? Ee, yani bir kere harika bir maçtı e, her şeyden önce. Belki ufak tefek e, eleştirilecek yer yer e, üstünde durulacak şeyler de var. Ben kazanırken bunların da söylenmesinin önemli olduğunu düşünürüm ama bu öyle bir maçtı ki biraz daha farklı bir yerden e, yaklaşmak lazım. E, bence her şeyden önce Vincent Montella'ya bir şapka çıkartmak gerekiyor. Yani bütün tabii herkesi her şeyi dinlemek mümkün değil ama benim maç öncesinde gözlemlediğim kadarıyla. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Mesela böyle bir maçta Okay Yokuşlu'yla başlamak. Daha fizik gücü yüksek, defansif tarafı kuvvetli. Bize beraberliğin de yettiği bir skor olarak yettiği bir ortamda. Mesela öyle başlamanın daha ee, doğru olacağını düşünüyordum İşte Arda oynamasın hani onun yerine bir başka birisi daha fizikli biri oynasın diyen çoktu İşte Ferdi oynamasın defans yapmıyor diyen vardı vesaire çok ofansif çok e, topu iyi kullanan yani buz bir zeminde e, Avrupa'nın en fizik olarak kuvvetli takımlarından bir tanesinin karşısında onlarla fizik olarak mücadele etmek yerine topu çok iyi kullanacak adamlardan Belki bunlar hani bu sahada nasıl yere basacaklar, nasıl ayakta duracaklar bu adamların karşısında diye de düşünülürken böyle bir takımla çıktı Vincenzo Montella. Bence bütün maçı mükemmel oynadık. Yani evet geriye düştük, hatalar var maçın içinde ama çok iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Berabere kalabilirdik, kaybedebilirdik. Benim yorumum değişmeyecekti açıkçası. Ama e, her zamankinden yani normal milli takım kazansından bir tık fazla da kazansın istedim bu sefer. Çünkü çok iyi oynadık. Yani bu oyunun karşılığında o galibiyet gelmeseydi bence hak edilmemiş bir takım eleştiriler de işin içine girecekti, devreye girecekti. Bunların da e, önünü almak adına e, maçın kazanılmasını hakikaten çok istedim son dakikalarda da o çok hak ettiğimiz galibiyet bir şekilde geldi Bence en önemli şey mi takımla ilgili bu maçın özelinde söyleyeceğim mi takım artık bütün oyuncular bir diğerinin açığını kapatmak için çok ekstra koşacak bir hale gelmiş Bu ancak çok iyi takımlarda olur mini takımda bu seviyeye getirirseniz oyuncuları bu çok ciddi bir artıdır işte Hakan'ın ayağının kaydığı kaçmış penaltı var yani bir sürü de terslik yani birinci dakikada gol yiyorsunuz mesela bence bizim buradaki maçtaki galibiyetimizde Kerem'in çok erken gol atması bizim için o maçın zorluk derecesini bayağı aşağıya indirdi yani o gol gecikseydi biz zorlanabilirdik İzlanda karşısında İzmir'de ama erken gol gelince takım çok rahatladı çok rahat oynadı ondan sonra aynı şey burada bizim başımıza geldi tersinden onlar çok erken gol attılar ama hiç bozulmayan bir takım. O ne oynayacaksa ne oynamak istiyorsa onu oynayan acele etmeyen ama sürekli arayan ve dediğim gibi herkes birbirinin açığını kapatmak için ekstra bir çaba sarf etti takımda. Kim girse kim çıksa o düzen o anlayış o arzu istek değişmedi. Bütün bunlar için ben en başta teknik direktörü kutlamak gerektiğini düşünüyorum. İzlanda karşısında deplasmanda ilk kez galibiyet almayı başardık. Altan Tanrıkulu. Sen neler siz neler söylemek istersiniz? Ba bazı şeyleri yapmaya fazlasıyla alıştık artık. Ee, Euro 2024'e katılırken grup tarihimizde ilk kez grup birincisi olarak Hırvatistan'ı Hırvatistan'da yenerek tarihimizde ilk defa onları başarmıştık. Şimdi de İzlanda'yı tarihimizde ilk defa yendik. İlginç olan İzlanda gibi belki grubun savunma sertliği en yüksek takım fizik boyu en yüksek takıma karşı 7 gol bulduk. Bunu yani bu çok değerli bir şey Türk futbolu açısından. Bazı maçlarda bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani orta seviye bir takımla oynadığınız zaman böyle gollere bulabilirsiniz ama bize çok ters gelen boy takım boyu çok yüksek, yapılı ve sert oynayan bir rakibe karşı oradaki sert zeminde 3 tane burada bulmuştuk, 4 tane orada bulduk, 7 gol bulduk. Bence anahtarlardan biri bu. Ben de Mehmet'e katılıyorum. Başa Montella'yı yazmak lazım. Çok çok başarılı taktik vermiş. Bakıyoruz Mert Müldür ilk maçta vardı. Yerine Zeki var. Yunus Manlı ilk maçta vardı. Yerine İrfan Can Kahveci var. Barış Alper vardı. Yerine Kenan var. Özellikle bu ikiliden Yunus'la Kenan'ı çıkartıp oyuna... Ee, dikkat edersen biz Karadağ'ı yenerken Zeki, İrfan ve Kenan sonradan oyuna girip galibiyette katkı sağlamıştı onlara da küçük bir ödül gibi olmuş oldu bu sefer ilk 11'e koydular ben açık söyleyeyim şeyde çok moralim bozuldu kazanacağımızı o anda düşünmedim Hakan'ın o çift vuruşa nedeni, o en direkt vuruşa nedeni olan e, ayağının kayması falan hep evet. mi bizi böyle şeyler bulacak derken birden İrfan Can Kahveci de hep yaptığını yaptı daha önce biliyorsun Gulaşçıydı galiba Leipzig kalecisini 3 kez cezasız dışından avlamıştı Başakşehir forması giyerken. Ondan sonra Euro 2020'de Zommer'i İsviçre milli İsviçre. takım kalecisini avladı. Fenerbahçe ile Ren kalecisini. Evet, Ren maçını, e, iki maçta o, da çok güzel goller yaptı. karşılaşmada hatta. da acayip goller attı. En son bu sene Lille maçında Frikik'ten kendi yaptırdığı Frikik'i ve maç sonuç şeyi benim çok hoşuma gitti. Ben yakını görürüm, yakın köşeye vururum. Kerem de uzak köşeye vurur. Biz ben yakını attım, Kerem uzağa attı. Benim golüm daha önemliydi. Onunki daha güzeldi. Ama dedi galiba İzlandı kalecisi bunlara çalışmamıştı. <laughs> <laughs> Çok da güzel hoşuma gitti yani bu sözler. <laughs> katılıyorum. şöyle iki maç genelinde baktığımızda benim gözüme çarpan bazı futbolcular var. İrfan Can dediğiniz gibi. Kerem Aktürkoğlu tabii ki de zaten yükselen bir ivmesi var şu anda. Kenan Yıldız bu maçta gerçekten bir yıldız gibi oynadı. Harika oynadı. Juventus'ta 10 numara neden on numara oynadığını bize göstermiş oldu. Ve tabii ki de kaptanımız Hakan Çağlanoğlu. Ben bu dört oyuncuyu gerçekten iki maç üzerinde de çok beğendim. Siz neler söylemek istersiniz Mehmet Özkan? Şimdi iki maçın toplamını alacaksak Hakan çok öne çıkıyor. Çünkü Samsun'daki maçta sahanın en iyisiydi bence. Burada da en iyilerinden bir tanesi. O en iyisi olmaya adaydı. E, şimdi Hakan şöyle bir ekstra e, şey söylemek lazım. Hakan dönem dönem eleştirildi. Yani o e, Avrupa'da oynadığı, kulüplerinde oynadığı futbolu milli takıma çok taşıyamıyor diye dönem dönem eleştirildi. E, bizim basınımız tarafından da. Fakat son... E, döneme baktığımız zaman o performansı buraya taşıdığı hatta o kolunda taşıdığı kaptanlık bandıyla birlikte de ekstra sorumluluk alıp hakikaten e, takımı sırtla dün stoperlerin arasına girdi top çıkarttı geriye geldi ileri gitti hakikaten her tarafta her işi e, yapmaya çalıştı e, isimlere ben katılıyorum Kenan e, bu maçın belki de en iyisiydi e, İzlanda maçının e, ilk maçta da girdikten sonra o goldeki katkısıyla evet. bir e, şey yaptı. İrfan orada çizgi üstünde dokundu ama dokunmasa gol olmayacaktı. Yani orada golü attı. Buradaki golü e, söylediği gibi çok önemli. Yani ayrıca bir şey de unutmamak o, lazım. Samsun'daki maçtaki golü. İrfan bir kanat oyuncusu. Orada ne işi var normalde. Evet. O golü hissetmek Oraya gitmek, kenara top geldiği o anda oraya bir yer. koşu yapmak doğru zamanda doğru yer dedi. Yani bunu Bu maçta gene karakteri dışında bir şey yaptı. Harika bir kafa vurdu. Kaleci'nin evet. en olağanüstü evet. kurtarışı bence maçtaki İzlanda Kena kalecisinin. Ee, evet, çok güzel bir kafa vurdu. Yani o çok iyi kafacının vuracağı gibi böyle tam derslik oyundan <laughs> sert. Kaleci'nin geldiği yönün tersine harika bir kafa vurdu. Şanssızlı, kaleci çok iyi döndü orada. Yani ters şey hareket ediyor olmasına rağmen. Kaleci çok iyi dönüp çıkarttı o topu. Ee, tabii yani çok ekstra şeyler yapabilen oyuncularımız var. Hakikaten çok iyi bir kadro. Ben Samsun'daki maçtan sonra çok iyi bir maç oynamadık Samsun'da. Ama e, o şeyi hani takım sakin olduğu yere indirdiği zaman topu o 3-4 tane öyle pas yapıyor ki arada veya ceza sahası içinde bazen yapıyor o 3-4 pası. Yani biz çok şey yapabiliriz hissettiriyor bu maç. Onun üstüne konmuş e, her şeyin biraz daha iyiye götürüldüğü, her şeyin biraz daha doğru yapıldığı e, çok güzel bir e, resital oldu açıkçası. İzlanda'daki maç ki yani bu zeminde o soğuk havada e, işte buz tutmasın diye kimyasallar döküldü sahaya vesaire maçın ertelenme ihtimali vardı maça birkaç saat kalaya kadar. Bir de şunu unutmayalım belki e, diğer maçları çok fazla konuşmuyoruz şey yapmıyoruz ama... Yunanistan İngiltere'yi yendi. Yani o grileşli, Kane'ni artılarda e, buldu. Çok üst düzey bütün oyuncularını oynatan e, İngiltere'yi yenmeyi başardılar. Yani bu aradaki milli maçlarda sadece iyi yetenekli oyunculara sahip olmak da yetmiyor. Montella'nın oluşturduğu gibi bunlardan bir takım oluşturdu. Karadağ maçında da bence rakibe çok fazla pozisyon vermedi. Sen maçtaydın. En önemli artımız oydu. Tabii. Yani çok onlar bir Krivçović, Kripçović gidip de geç kaldı. Arkadan Merhi'nin yetiştiği bir pozisyon vardı. Başka da hemen hemen bir pozisyon vermedi Evet. İkinci yarıda işte bir top geldi, vuramadı oradaki oyuncu böyle bir ayaklar dolandı şey yaptı. Sağ tarafta. Evet bence en net gol pozisyonu da oydu. Yani Merhi tehlikeye olabilirdi. Evet o vuramadı, dışarı gitti top. En ciddi pozisyonda pozisyon oydu ama onu zaten kullanamadılar e, şeyde. Hatta orada seyrederken e, tribünde ben espri yaptım e, sevgili Evren Turan ve Bülent Ülgen'le beraberdik. 17. dakikada ya dedim Uğurcan çıksa ben geçsem kare hiçbir şey fark etmeyecekti şu dakikaya kadar çünkü top, top gelmedi yani, yani o şeyde öyle soğuk kaldı Uğurcan. Biraz İzlanda maçında. maçındaki düşük tempodaki oyuncularımızdan biriydi Uğurcan. Özellikle ikinci golü yemesi, ilk golde de çok çabuk yere yattı. Yani o arada sıfıra doğru geliyor. Ben Uğurcan. de aynısını düşünüyorum. Bir tek o. Yoksa iki tane de kritik kurtarışı var. Evet, bir üçüncü hata bence o sektirdiği Topta orada şansı yaver gitti Hem çok şey, çabuk reaksiyon şey, gösterdi Yok, Ayaklarıyla kurtardı Ayaklarıyla kurtardı Orada şöyle bir şans oldu Biraz buzdan sekiyor ya top so, Evet sol ayağıyla vurdu Rakibe çarptı top kaleye girecekti Yoksa penaltı da olabilir Evet Adam önce dokunsaydı penaltı, penaltı olacaktı Top kaleye gidecekti kontrolsüz gelen sağ ayağı Kesti topu evet. Yani orada biraz şansı da yardım etti ama çok çabuk reaksiyon gösterdi Tabii bu havada da e, bu tip sıkıntılar olabiliyor. Bence esas e, şey e, yediğimiz goldeki çıkışı. Çünkü aynı çıkışı Karadağ'da da, Karadağ maçında da yaptı. E, belki gözden kaçmıştır çünkü bir kornerdi ve biz uzaklaştırdık topu. Fakat öyle bir yere çıktı ki yani rakip vursa gene bu kadar kolay bir gol yiyecektik. Kale futbolcunun önüne gidip yakalayamayabilir ama arkasında kalması beni çok şaşırttı. Aynen öyle. Kafa vuranı yani o kadar boş bırakmaması lazım. Bir de şöyle bir şey var Yani yanlış mesela orada çıkmamak yanlış. Ama çıkmadığınız zaman o yavaş vuruşu en azından kurtarmak için bir ikinci Aynı, şansınız var. Aynen. En azından bir yumruklama yumruklama şansı. İyi bir yer tutarsanız üstünüze üstüne gelme şansı var. Hem çıkıp hem de yanlış çıkınca bu sefer kale boş gol. kaldığı için e, kurtaracak bir şey kalmıyor. Allah'tan öbür gol hemen geldi 5. Yani. Evet o da, o da Üçüncü biraz e, Uğurcan'ı kurtaran şey oldu ama bu hani be, Maçların öncesinde de geçen maç döneminde de Mert mi oynasın Uğurcan mı oynasın diye böyle biraz bir şey var. Ben Uğurcan'ın oynaması formu iyi diye düşünenler vardı. Bu iki maç Mert'i sanki birinci seçim olarak çok net öne çıkarttı. Mert'in tecrübe faktörü daha yüksek. Bence de. Yani, bence de. O bile bazı bak Almanlar hala Neuer'de ısrar ediyorlar. Daha Neuer hata da yapıyor ama Neuer'de ısrar ediyorlar. Bence yani son o Türk Milli Takımı'nın yani birinci kalecisini biraz Ümit Özat e, dahil ediyoruz. O Kurtuva konuda. E, şampiyonlar gibi finalinde Lünni'ni tercih etmedi Ancelotti. Kurtuay evet. tercih etti sakatlıktan çıkması halinde. Neden? Çünkü tecrübeli oldu. Için. Evet. Yani o, tabii orada Lünni de çok getirdi takımı. Lünni de çok getirdi evet. ama o, tecrübeyi seçti Ancelotti. Öyle, tecrübeli. öyle seçti. Yani o şeyde ötekini de seçebilirdi. İnşallah Uğurcan da bundan sonraki şeyiyordu. maçlarda daha hatalarından daha ders alacak. İnşallah öyle umuyoruz. <laughs> Bahsettiğiniz gibi çok iyi bir jenerasyonumuz olduğunu ben de söylemek istiyorum. Ve bu jenerasyon bence birbirini destekliyor. Her golde yani herkes, bütün takım birbirine koşuyor. Bence bu da oyunumuzu pozitif anlamda etkiliyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi bütün konuşanların hepsini maç sonu konuşan futbolcu. Bu arada tebrik ederim. Ee, TV8, 8.5 ve Pro. Platformlarında maç sonunda, maç önünde maçta çok güzel büyük heyecanla verildi. Sanki böyle bir Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselme maçı gibiydi gerçekten. Maç da öyle. Heyecanlandık aslında biz bu gruptan çıkarız birinci olarak. O tamam ama öyle bir maç oldu ki maçın gittiği yer geldiği yer, maç sonu konuşmalar, Meri'nin konuşmasına bayıldım, Montel çok güzel şeyler söyledi. Ama burada bir şey var. E, bu çocukların kafası saf ve temiz. Bunun içerisindeki en önemli faktörlerden ne biliyor musun birisi? Bir oyuncu kalkıyor. Çok Türkiye'den Portekizli e gire gitmemiştir şimdiye kadar. Çok fazla oyuncumuz gitmedi. İşte Orkun bizden gitmedi. Biz Orkun Avrupa'dan zaten. Hollanda'dan. Hollanda'dan gitti. gitti. Bizden giden bir çocuk oraya daha birinci maçında, ikinci maçında, üçüncü maçında goller atıp asist yapıyor. Buraya da geliyor aynı performansını devam ettiriyor ve 18 yaşında daha olmadan Real Madrid'e transfer olan bir çocuğa gol attırıyor. Ee, öbür tarafta bütün bir Almanya'nın görmediği, Alman milli takımına çağırmayan, Bayern'in altyapısından yetişen Kenan Yıldız maçın bir ara bir 10-15 dakikası bizi sürüklüyor tek başına. Bunların hepsinin getirdiği bir özgüven var. Baksana bunların yaşlarını ya. Minnacık çocuklar, Merik bile yani o kadar yaşlı değil. Daha 25-26 yaşında, Uğurcan öyle. Yani herhalde 26 ya da 27 yaşında. Bizim takımın en büyük özelliği kafalarında bir şey yok, tilki yok. Yani o öyle mi olsun bu böyle mi olsun onun yerine Montella da çok rahat yapıyor. Yeni Federasyon Başkanı'na da teşekkür edelim. Yapıyı bozmamış demek. Herhangi bir şey olmadı. Eskisine de biz teşekkür edelim. Çünkü o yapıyı da onlar kurmuştu. Bunların hepsinin dışında milli takımın güzel bir havası var. Biz eskiler neler konuşurduk? O, o bir prim vardır. Prim istenir. Yok şu oyuncunun yerine bu oynatılmadı mı? Yok bunun menajerler oraya getirdi falan. Bunların hepsinin dışında milli takımın nüvesi güzel. Yani i̇nşallah bozulmazlar. E, 2026 Dünya Kupası'nda da yerimizi alırız. Belki de Uluslar Ligi'nde, A Ligi'ne çıktığımız zaman ilginç şeyler yapabiliriz yani. E, bu şey önemli çünkü bizde de genelde e, sürekli kılamadık biz başarıyı. Mesela ben Bugünkü e, takım hepimizi heyecanlandırıyor. Yaşı itibariyle, gençliği itibariyle. Yani önümüzdeki 3-4-5 turnuvayı e, götürecek. Ben aynı heyecanı 2008'de yaşamıştım mesela. Bir Nihat 30 yaşında. E, Rüştü artık kariyerinin sonuna gelmiş. Bir de Emre Aşık vardı Rüştü galiba. zaten ilk kaleci değildi. Volkan İkinci kırmızı görünce Evet o kırmızı geçti. görünce geçti kariye. Tümer vardı Tümer Metin. E, Tümer bile daha iki turnuva görecek şeydeydi. Yani yaştaydı. 2-3... E, Dört oyuncu Abi, en fazla. Hani dört tane oyuncuyu takviye ettiğiniz zaman ki mesela Nihat da ondan sonra sakatlanmasa daha çok rahat iki turnuva daha oynayacaktı. Sakatlandı. Fakat o, o takım birdenbire böyle e, dağılı verdi <laughs> ve biz ondan sonra onun devamını getiremedik. Ama bizim elediğimiz Hırvatlar ondan sonraki 10 seneye her yerde damga vurdular. Damla. Yarı final oynadılar, her... çeyrek final oynadılar, hep final oynadılar, Bilmiyorum. Hep, Bilmiyorum. oynadılar. Hep hep bir yerlere e, gittiler ve e, o bizim yanındaki takım ve aşağı yukarı e, hani yaşlara baktığınız zaman, çeye baktığınız zaman, kadrolara baktığınız zaman bizim de yapmayı hayal edebileceğimiz bir şeydi. E, şimdi ondan da iyisi var. E, aslında elimizde. Çünkü orada e, bazı futbolcular da o turnuvada formunu yükseltmişti. Yani aslında belki o kadar şeydi. kariyerlerinin en iyi performanslarını o turnuvada verdiler. Bazı futbolcular Euro 2008'de. Yani yedekten gelenler özellikle. Tabii o gibi. ilk şeyde. Colin Kazım falan. Colin Kazım, Uğur Boral. Yani bunlar sürekli olmadılar. Sabri. Evet. Gökhan Gönül e, sakatlandığı için Sabri evet, gelmişti. Evet Sabri gelmişti. E, şimdi böyle bir şans var. Ve bizim... E, en azından şu son işte 25-30 yıla baktığımız zaman Avrupa kupalarında daha çok e, kupa finallerinde işte Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda boy göstermeye tek başladığımız son 30 seneye baktığımız zaman bir 2000 Avrupa Şampiyonası ile 2002 Dünya Kupası var peş peşe katıldığımız. Ama şimdi bu jenerasyon bizi üst üste 4-5 tane turnuvada da e, finallere götürebilecek bir jenerasyon. Belki daha fazlasını da yapabilecek çünkü artık kariyerler uzadı. Modric oradaki 2008'deki Modric hala oynuyor. Hala takım şey de unutmayalım Merve. E, düşüşte. Yani 2016'larda, 2018 Dünya Kupası'nda harika maçlar çıkartan Galler düşüşte. O Bale'in, e, Vox'un, Ramsey'nin olduğu takım başka. Hiç. Bu takım. Hatta Karadağ düşüşte. Pand Pandevlerin olduğu dönemden pardon eee Karadağ'ın önemli ölçüde yükselmesi bundan 4-5 sene önceydi. Birden bire o da düşüşe geçti. Biz bu takımların düşüşlerini iyi değerlendirdik ama bir şey de görelim. Biz sürekli bir şey koyuyoruz yanımıza. Bir oyuncu koyuyoruz. Mesela katılıyorum şeye. Mehmet'e. Biz Kenan'ı kazandık şimdi artık. Yani bir özgüveni geldi. Hakan'ın milli takım iyi mi kötü mü şöyle mi lider mi özelliği geçildi. Dün bir tane son anda kayıp gene bir gol pozisyonunu kurtardı önemlidir. Savunmaya katkıları çok fazla. Orta sağ göbekten geliyor, stoperlerin arasına giriyor. Orkun durdurulamadı. Kart gösterdi rakibi atladı artık üstüne şey yapamadı. e İrfan da zaten hepimizin <laughs> bildiği 50 metre falan çekti bizi. Evet. Türkçeden <laughs> başlıyor. <bahsediyoruz>. İrfan <laughs> hepimizin bildiği bir şey var artık. Alırsa eğer o sol ayağını alabilirse ben oradan vururken hakikaten oraya aldığı zaman vur vur diyordum yani fazla götürme. Vurunca ne yaptığı ortada. Birçok oyuncumuz böyle. Arda'yı zaten çok anlatmayalım. Çok güzel şeyler. Montella'nın çok büyük payı var. Dilerim ki bu son iki karşılaşmada, Kasım'da oynayacağımız maçlarda da biz galibiyetleri konuşuruz ve yolumuza, A Ligi'ne lider olarak çıkarız. Kısaca maçın hakemi Damian Silvestra değinmek istiyorum. Var süresi. Toplam iki penaltı pozisyonunda gidip gelmesi hesapladık biz. 53 saniye ve iki pozisyon. Bu bunu bir size sormak istiyorum. Şimdi maçın hakemi bence iyiydi. Ee, hatta bizim için biraz daha iyiydi. Bir tık daha iyiydi. Yani faullerde vesairede de, hiç sektirmedi. Yani bizim hatta bize biraz daha iyi çaldı gibi hissettim ben maçın içinde. Ee, ama genel olarak tavrı çok iyi. Benim dün bir takımda kızdığım çok nadir şeylerden bir tanesi Kenan'ın kart görüp Galler maçında cezalı duruma düşmesi. Meri hiçbir şey yapmadan kart gördü. Sadece itirazdan. Bu adam itiraz edilmesini istemiyor. Yani bunu burada anlamak lazım. Bu seviyeye geldiyseniz. Yapmayacaksın yani orada bir tane korner veya avut. Yani bunun için o kadar delirip gidip kart görüp bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek bir şey yok. Ee, hakemin bir tarzı var. Bunu kaptığınız zaman akıllı futbolcuysanız yani Kenan da daha işin çok başlangıcında ve çok iyi yerlere gidecek. Çok üst seviyede zaten şu anda bile ee, daha 20 yaşına gelmeden oynuyor dolayısıyla bunu e, o e, şeyine e, alıp yani burada gördüğü o hatalı kartı düşünüp bundan sonra bir daha aynı hareketi yapmaması lazım yani bu kadar basit çünkü hakem belli etti ben itiraz ederseniz kart göstereceğim ben itiraz istemiyorum dedi penaltılarda da aynı şey hemen koşturma durun dedi gelmeyin konuşuyorlar şey yapacağım hakikaten de e, katılıyorum ilginçti çünkü herkes e, orada vermediği penaltının üstüne 8-10 kere bakmak istiyor. Yani ille de penaltı mı diye. Bu arada bak penaltı deyince aklıma bir şey geldi Hakem'in. Hakan'ın çift dokunduğu penaltıdan önce kendisine itiraz eden İzlanda kayısı Sarı, Sarı Kalp gösterdi. Evet. O çıkıp itiraz etti. Diye. Sonra kulağına şey dediler penaltı iptal evet. çift vuruş. O kaleci yanına geldi. Benim sarı kart iptal miydi? Hayır dedi. Yani, yani sarı kartım yani. var. Sarı kartım <laughs> var. Sarı kartım Çünkü sen itiraz <laughs> ettin <edelim> Evet. Dedin, <laughs> yani bak bu çok güzeldi. Benim çok <laughs> evet. hoşum. FIFA bunu istiyor. Evet. Yani bazen <laughs> iptal ediyorlar. Evet. Bazı hakemler o pozisyon ediyorlar. icabı evet. olan, yani olanlar. Bu yanına, yanına, yanına geldiği için, için. itiraz ettiği için böyle Türkiye liglerindeki hakem standartları da inşallah yukarı çıkacak. Bu tip şeyleri çok atlıyoruz. O güzel bir şey gösterdi. Senin sarı kartına itiraz nedeniyle. Pozisyon doğru yanlış diye değil yani senin sarı kartın orada güzel bizim tarafımızda da oldu. Meri'n sarı kartı da güme gitti. Meri itiraz ettiği anda sarı kart görmedi. Görmedi. Bitirirken sonra sanki. Sonra bitirdi. Gider. Dururken bir elini kaldırdı şöyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> İyi bir şey söyleyecekti. <laughs> i̇şte onu diyorum yani şey fazla durdu öyle. Evet, Hemen git yani. 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 Bir şey yapmadan gördü. Tabii, tabii. Orada uyanmak lazım evet. yani. bu adama itiraz etmek Artık orada durma söylüyor. yani evet, sana durma. göstermemiş git. Ama hadi Meri gördü başkası görmesin bari evet, ondan uyanıp yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada şey de söyleyelim yani o Attığımız üçüncü gol, Türkiye Ligi'nde o golü yiyip itiraz etmeyecek ne teknik direktör var, ne kaleci var, Tabii. ne futbolcu var, ne taraftar Allah'tan var. Allah'tan saf bir şekilde ee, Kerem tamamen topa dokundu. Tamamen topa dokundu. Ayağa hiç gelmemiş. Tamamen yani. topa dokundu ama gene de o haliyle hep her şey aynı. Yani Türkiye Ligi'nde bir lig maçında olsa, bir bence zaten onu... O pozisyonu devam ettirecek kaç tane hakemimiz var bilmiyorum ben çok zannetmiyorum o pozisyonu devam ettireceklerini orada hemen daha işte arda topa vurmadan o düdük da... gelir diye tahmin ediyorum şeyde Türkiye bilemiyorum yani tam Adam, bilemiyorum. ama Kol oynatan oynatan hakemimiz de çıkarsa herkesin itiraz edeceğine ben çok anlıktı ya ha, tabii tabii evet, itiraz adım çok eminim, olur itiraz adım çok olur. Yani. Dilerseniz rakiplerimize bir göz atalım. Ee, İzlanda Galler maçı 2-2 sonuçlandı. Galler Karadağ ise 1-0 sonuçlandı ve puan durumunda Türkiye e, 10 puanla lider. Galler 2. sırada 8 puanla. İzlanda 4 puanla 3. sırada. Karadağ ise 0 puanla sonuncu sırada. Ee, yani Galler İzlanda maçı ben sonradan özet seyrettim tabii biz e, Samsun'da olduğumuz için e, hani dönüşümlü de bakma şansımız çok olmadı. Burada orada bir geri dönüş var. Ee, ama çok enteresan bir maç. Yani ilk yarı Galler e, İzlanda'nın e, o savunmasının arkasına toplar atıp atıp orada büyük bir alan bulup orada <laughs> resmen at koşturmuş. Sonra ikinci yarıda da İzlanda'nın e, bu sefer daha, belki daha, daha bir agresif bir şeyiyle, baskısıyla e, toparlayıp e, eşitliği sağladı. Belki öne de geçebileceğiz son bölümde. E, bir karşılaşma. E, ve yani o, o da aslında beraberlik olarak e, bir şekilde bize yarayacak bir sonuç oldu. Çünkü iki rakibimiz birden puan kaybetmiş oldu. İkişer puan. E, şimdi zaten artık İzlanda devre dışında. Biz ilk ikiyi garantiledik. Ve e, Kayseri'de kaybetmediğimiz takdirde de Galler'e yani beraberlik kazandığımız zaman Zandım Zaten ama, aynen. E, Son aynen. maçı e, turistik seyahate çevireceğiz Karadeniz'de yani, aynen. geldi Türkiye Galler, Karadağ İzlanda Karadağ Türkiye, Galler İzlanda maçları Oynanacak ee, Ligi grup 4'te Yani Karadağ'ın İzlanda'nın artık bu saatten sonra ne yaptığının bizim için çok büyük bir Şeyi yok e, Önemi yok e, Ama e, dediğim gibi Galler maçında beraberlik bile Bize yetiyor Galler eski e, yıldızlarına sahip değil ama e, Belem ile ben bir e, futbol heyecanı yakaladıklarını düşünüyorum. Biraz da pozisyonsuz bir futbol oynuyorlar. Yani kimin savunmanın arkasına koşacağını kestirmek zor. Orta sahadan çok sürpriz adam çıkartıyorlar. E, gene çok kolay bir maç olmayabilir Kayseri'deki bizim maç ama... E, İzlanda maçı öncesinde Hale'yi de e, basın toplantısında bence ilginç bir laf etti... ...tercümede o laf kayboldu. Bizim grubun en iyi takımı... ...en iyi kadrosu Türkiye. Şimdi böyle düşünüyorum dedi. En iyi kadronun... ...Türkiye demesi belki kağıt üstündeki... Bu ilaçki maçtan sonra söylemişti ama. Evet. Kağıt üstündeki... ...şeyle söylemesi başka bir şey ama... ...şimdi böyle düşünüyorum demek... 3 takımla da oynadıktan sonra... ...Türkiye başka bir seviye... ...diye araydı da koydu. Yani ortaya bence güzel bir iltifat rakipten gelen evet. ee, ve yani bizim takımın hakkını teslim eden bir e, yorum veya bir bir söylem oldu. Ben de gruptaki maçlar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Bak tarihler 16 Kasım, 19 Kasım ve şimdi biz 15 Ekim'den 19 Kasım'a kadar kendi liglerimizde ve bütün Avrupa liglerinde maçlar olduğu gibi Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi birçok mesela Kenan'la Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Birçok e, Avrupa'da önemli maç oynayacağız. Mesela Manchester United'le oynayacak Fenerbahçe. Tottenham var galiba Galatasaray'ın fikstüründe bu bir aylık süreç içerisinde. Yani bütün bunlara bakıldığı zaman Beşiktaş'ın da zor bir fikstürü var. E, bizim Montella'nın asıl başarısı bu. O oyuncularını almış çekmiş oradaki mücadelelerden. Daha çok buraya yansıtmıştı. Hedef maç Galler maçı. Ben hiç son maça işimizi bırakmadan kaza kurşunu olur, şöyle olur, böyle olur, bir kırmızı kart olur. Gereksiz Kayseri'de Galler'i yenip son maça liderliğimizi garantilemiş şekilde gitmemiz. Hatta oraya da belki birazcık daha alternatif oyuncularla oynamamız daha iyi olabilir. Dilerseniz şeref kürsüsü bölümümüze geçelim. Üçüncü numarada Kerem Aktürkoğlu var şeref kürsümüzde. Haftanın, e, haftanın şeref kürsüsüyüz. Evet, haftanın şeref kürsüsünde. 3. sırada Kerem Aktürkoğlu. Yani İzlanda maçının son 3 dakikası yeter bunu <laughs> şey yapmak için. Haklı için. dakikada o baskı, o pres gerçekten inanılmaz. E, Stephen Stefan Küro'nun üçlüğü gibi son gol. Evet, son gol. Ayağının gerçekten. içiyle. Son gol ben mu? ben öyle bir gol hatırlıyorum. Şey basket hatırlıyorum biliyor musunuz? Siz seyrettiniz mi? Ee, Sergen Yalçın Fulya'da bir şeye giriyor, spor salonuna giriyor. ...futbol şeyleriyle... ...önünde alıyor basket topunu sektiriyor... ayağıyla bir atıyor basket... ...şey gibi... ...aynı Kerem bunun gibi atıyor... ...yani böyle bir şey olmaz yani... ...o kadar güzel rahat vuruyor ki... ...dördüncü gol tam o 90 denilen yere giriyor... kaleci de uzun gol bak... ...yani Aynen. golün oluş şekline Aynen. bakıldığında... E, ...inanılmaz bir şekilde... ...önüne düşüyor ve çok rahat vuruyor... ...basket atar gibi... ...gerçekten maşallah diyelim... ...şöyle baksana tam oraya... ...delik var sanki... ...oraya götürüyor topu atıyor... Çok ben, güzel bir gol. Maç Ayıkan. boyunca Kereme ya çocuk hepsini burada attın, bir tane de oraya ayıraydın evet. dedim. Yani geldi vurdu ama hiçbirini de öyle o bildiğimiz gibi vuramadı. Benim e, kaleci, oğlum da aynısını söyledi. Evet. Üç tane attım, evet. burada attı evet. tane. Kaleci kaleciye gitti, şeye gitti. Yani böyle bir tane önündeki şeyden sekti, savunmadan sekti. Bir tanesi o şeye gitmedi. Ya dedim hepsini burada attın oraya. O son dakika o asist ve 3-2'nin gelmesiyle beraber bence onun üstteki o şeyde kalktı. Baskı da kalktı. Rönesans tablosu gibi bir gol. Evet. Yani. Aynen öyle. <laughs> Acaba oyun tarzı mı değişti Benfica'ya gittikten sonra? Galatasaray'da daha çok topu alıp sürükleyen, Yunus Mallı, Yunus e, Akgün, Akgün gibi oynarken milli takımda ve Benfica'da daha çok sürpriz, içeri kaçan, tek vuruşta golü arayan, kaleciden İrfan Can Kahveci gibi oynamaya başladı. Yani daha gole yakın oynuyor. Hoca da onu aldı, Santrafor'a koydu biliyorsun. Kenanı sola koyup Kerem'i biz gizli Kerem. santrforu. Evet. İkinci sıramızda iki maçında kahramanı İrfan Can Kahveci var. Ya onu da attıkları evet. haklı çıkartır yani. Hele Aynen. buradaki gol yani İzlanda-Karstek gol. Ee, konuştuk da yani hakikaten bunları yapıyor ama... İki gol de çok e yani. Biri üç puan getiriyor. Evet. Yani artı iki getiriyor. Evet, Bu da anahtarı şeyden. açıyor penaltıyı kaçırdıklar. Ama buradaki yani maçın e belki ikinci dönüm noktası işte... E Kerem'in baskısı olarak o şey yapılabilir ama bence maçın dönüm noktası o penaltı o şekilde o kadar talihsiz bir şeydi. Çünkü onda futbolcuya da kızamazsınız. Yani yapacak bir şey yok. o Çok büyük bir talihsizlik. Ee, o penaltı kaçtıktan sonra takımı tekrar buraya sokan olağanüstü bir gol. Onun için bence maçın kırılma anı da ee, İrfan Can'ın attığı gol. Ee, Gerçekten muazzam bir gol. Bu da aynı şekilde. O zaman... İlk sıramızda ki geçmek istiyorum. Ameli, e, ameli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella. Montella. Hiç ben konuştuk bile. <laughs> tebrik ederim. Değil mi? Evet tebrik ederiz. Yani e, bir de o zaman mansiyon e, Hakan Çalhanoğlu'nu da e, ekleyelim arkaya. Yani Doğru. o, da evet. belki evet direkt e, penaltı dışında skora katkısı yok ama. Gizli e, da da. takımın Saha içindeki bütün her şeyinin yöneticisi maestrosu da o Gerçekten. ve iki maçı da çok üst seviyede üst ve çok oynadı. özverili oynadı. Dolayısıyla bence Hakan Çalhanoğlu'nda buraya mansiyon olarak en azından adından bahsetmiş olur. Dilerseniz haftanın yine golü ama yine golleri oldu. Yine harika goller var. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci haftanın gollerinde. Evet, ya Bence sadece şeyde değil, Euro haftasında bütün maçların arasına girer yani. Çok Kesinlikle güzel goller ben... var ama İrfan kadar böyle kritik kalçadan dönerek giden ve Kerem, Kerem kadar Kerem da kalıyor. iğne deliğinden topu geçiren goller yok bu hafta. Çok çok güzel goller. Kerem o mesafeden göstere göstere attı denebilir. Aynen Aldı ayağıyla bak zıplatıyor topu sonra oraya atıyor. Çok güzel bir gol ya gerçekten çok. Ve o okay. İrfan'ın da lafı çok güzel. Benim golüm daha değerli ama onunki daha, daha güzel. güzel. <laughs> o, o da güzel yorumdu. Evet. Çok harika bir açıklama. Dilerseniz haftanın olayına geçelim. Tarihimiz boyunca deplasmanda yenemediğimiz İzlanda'yı ilk kez mağlup etmeyi başardık. Şimdi benim bu şeyde biraz bir şöyle bir fikrim var. Yani bu aslında İzlanda hani bizim bu kadar karşıda zorlanmamız gerektirecek bir takım değil. Hele ilk de oynadığımız dönemlerde. Fakat adamlar ilk geldiğinde biz onları öyle bir küçümsedik ki adeta lanet oldu. <laughs> yani bu 40 sene gibi biz herhalde süreç. Ee, 80'li yıllar olması lazım İzlanda ile ilk maçımız. Için. O maçtaydım da. biliyor musun? Tam da ben onun tarihi 89 olması lazım. Ya evet. marangozlar gelecek, şeyler gelecek. Üç tane bir bir berabere kalmış. Yani beraber penaltı Sonra orada yendiler bizi orada da iki bir evet, yendiler. Evet. İki tane taç korner attı. Ama işte yani itfaiyeci gelecek, şey gelecek. Hani biz böyle çok rahatız zaten itfaiyeci geliyor. Futbolcu değil gelen öyle değil işte. Yani, <laughs> o de günden bugün da çok yol kat ettiler. Zaten şu an ekranlarda. Ee, o Oscar sonunda iyi oyuncu. Evet. Yani şimdi sosyal ee, falan oyuncuları var. Yani şu anda e, zaten Oscar iyi oyuncu. Hem golü atarken ki alıp sürüklemesi Abdülkerim'in sırtına aldı. Evet. Uğurcan'ın şey, yatmasını bekledi. Hatasını bekledi. Yetiştirmedi Yoksa yani. İçtikisine müsaade e etmedi. Çok evet. iyi götürdü topu. Bir tane daha kaçırdı. Yandan avuta attı. O da evet. yani o anda skor berabereydi galiba. Yok 1 0dı 1 0da 2 olacaktı i̇ki o. 2 oluyordu Evet 2 evet, olacak. O çok yandan direğinde evet. birden avuta attı. Evet o çok kritikti. Haftanın sayısına geçiyorum. 4. Kerem Aktürkoğlu attığı 4 golle Giyokereş Kereş ve Şeşko ile gol krallığında zirvede yer aldı. Kerem çok Aktürkoğlu. büyük başarı. Harika, harika gerçekten. Güzel bir haftanın sayısı oldu Kerem'in içinde. Goyoköreş de çok ilginç oyuncu. Yanlış bilmiyorsam 2024 yılı içinde en çok gol atan, bir takvim yılında yani en çok gol atan oyuncu. Sporting Lisbon'da oynuyordu. Evet. Ee, İsveçli değil mi? İsveçli. İsveçli. O da ilginç bir oyuncu. Macar isim bakarsak tamamen köken orada ama İsveç için oynuyor. Evet. E, değişik de bir oyuncu. Yani e, çok klasik santrafor e, görüntüsünde ama bazen değişik işlerde yapabiliyor öyle Şeshko kanatları. Şeşko ve gibi. Kerem. Bravo Kerem. Yani direkt bir santrafor. E, yanındaki iki golcü. isim de çok kuvvetli isimler yani. Şeşko da çok iyi bir golcü. O da Bundesliga adamıydı. E, o da Bundesliga'da eee Leipzig'te evet. yanlış hatırlamıyorsam. Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gittikten sonra gerçekten ivmesini daha da bir arttırdı şimdi orada tabii yani bizim kendimize çıkartacağımız bir şey de var. Yani buradaki zaman zaman biz bazı oyuncuları çok, mu çok boğuyoruz. Kuruyoruz çok boğuyoruz. Kerem çok genç yaşında Galatasaray'ın çok kötü dönemlerinde de takımı sırtlamak zorunda kaldı. O dönemlerden geçerken her şeyi yapmak zorunda hissetti kendini. Takım 13. gün Lokomotiv Moskova deplasmanında bir gol atmıştı. Hatırlarsanız o tarzımsa aynı dönemde he her şeyi yapmaya çalışıyordu. Aynı. Yani tek başına takımı taşımaya çalıştı. Çok yaşı da daha yani hala yaşı genç yani o o zaman daha çoluk çocuktu. Ee, o kadar çok şey yapmaya çalışınca tabii hata da yapıyor insan yani. Bir yerden sonra da taraftar da ona yüklenmeye başladı. Ee, zaten hani bizim basımızda birilerini seçip onları böyle bir yıpratma şeyi çok e moda olan bir şey. Ee, ve mesela Ferdi gitti. Ferdi'de çok bir değişiklik yok. Ferdi gitti. İngiltere'de oynuyor şimdi. Ama burada da ne kadar rahatsa Tabii Ferdi. Arlandeli gibi İngilizce o, konuşuyor. Orada bu. da orada da, o, orada da o kadar rahat. Burada da bir sıkıntısı yoktu orada. Ama Kerem'in oraya gidişteki bu birdenbire bu kadar patlamasında o üstündeki baskının o şeyin yani ne olursa olsun bunun bir e, etkisi var oyunculara da. Onun kalkmasının çok net etkisini ben e, hissediyorum. Sizce Altan Tanrıkılı? Ben Kerem'in büyümeye başladığını hissediyorum. Sadece camiası hakkında, eski camiası hakkında veya Türkiye futbolu iklimi hakkında çok fazla yorum yapmasına gerek yok. Yani artık Benfica'nın oyuncusu. Galatasaraylılar onu seviyorlar. Uzaktan şimdi daha çok sevecekler. Türkiye'deki o kargaşanın içerisine tekrar yorumlarıyla zaman zaman bunları yapıyor. İşte Mert Hakan ona yanıt verdi falan. Hiç gerek yok. Türk milli takımı da çok güzel bir yerde. Benfica'da en büyük şansı Orkun'la beraber oynuyor. Dimari hala orada diye biliyorum. Yani evet. Evet. Çok büyük bir star. Belki de son 20 yılın en çok asist yapan 5 oyuncusundan biri Dimari'ye. Ondan da bir şeyler alıyor kendi yoluna baksın. Tebrik ederim. gol kralında inşallah iyi birinci sırada hep devam eder. Umuyoruz ki haftanın sözü için bir Merih Demiral'ı dinleyelim isterseniz. Dinleyelim Dört tane gol yeseydik, beş tane gol atacaktık. <laughs> ya şimdi böyle adamlar her zaman lazım takıma. Yani dün topu ıskalıyor, dönüyor gidiyor çizgide o topu kesiyor. O topu çıkartıyor. O topu çıkartıyor. Yani çok yürekten oynuyor. İki maçta çok ciddi gol’e yakın kafa vuruşları var hem Karadağ maçında hem bu maçta birer tane bir türlü olmadı şansı yaver gitmedi atıyor da yani denk getirdi zaman atıyor da 2024’te attı iki tane yani hakikaten kadronun genel yapısı içinde Merih’in de özel bir yeri var Abdülkerim daha sakin daha belki topla iyi o biraz daha böyle ee, işin daha sofistike tarafını yapıyor ama o savunmanın cengaveri de Merih ya Hakan'a kaptan desen Arda'ya yıldız desen Kerem'e sihirbaz desen Merih'e de bay yürek dersin yani. o yüreği sahaya koyuyor ben Abdülkerim'i de beğeniyorum İyi bir partner oldular birbirleriyle İnşallah böyle devam ederler umarız ceza tahtamıza geçelim ceza tahtasında Daniel'e çifti var o maç aslında orada Mehmet oradaydı Samsun maçı evet. hakemi. Ya bilmiyorum şimdi bazen ben şeyden de çok e, tribünden seyrettiğiniz zaman pozisyonların slowlarını vesaireyi tekrarlarını görmediğiniz için bazen hakemin kararlarını yanlış yorumlayabilirsiniz. fakat ee, bir pozisyon var. üç kişi birden yerde kaldı cezası aslında. Bir tane de penaltı ee, işaret edip 96-2'de evet, evet, Berthoud pozisyonu. O, o, o çok başka bir şey. En son ondan bitireyim ben. <laughs> ee, o üç kişinin yattığı pozisyonda zaten 2-3 dakika yerde kaldı oyuncular. Maçın son, devrenin sonuna 3 il, il, dakika ilave etti. Şimdi Kanada yatıp maçı bitirmeye gelmiş. Yani bu çok bariz belli. Şimdi dünkü maçta mesela böyle bir şey yok. Dünkü maçta İzlanda'da kazanmayı, o, kazanmayı oynadı Topunu oynadı biz de topumuzu oynadık futbol oynandı biz kazandık yani Hakem de iyi. ki kaybedebilirdik berabere de kalabilirdik yani o maçın hakkı bizimdi ama bunların hepsi de olabilirdi dünkü maçta ama sonuçta futbol oynandı ve i̇şte hakem burada çok açık önce eliyle penaltı bak evet, Şurada penaltı işaret ediyor. <laughs> Son gidiyor <laughs> duruyor. gidiyor <laughs> duruyor dönüp bu dönüyor, sefer bu tarafa, bu tarafa veriyor. Aa, yani, dün, çok ilginç yani. Dün e, Üçüncü golden sonra dünkü hakem de böyle dönüp işaret edince acaba dedim foul mü verdi? Ben önce bir durdum sonra baktım Aynen. zikaret tekrar. Hayır sonra... ben de bir şey oldu acaba gidecek mi <laughs> seyredecek mi bakacak <laughs> mı falan. Evet Santra'yı göster. Ee, ve bunun yanında ama evet Karadağ vakit geçirmeye yani oynanmasın futbol şey yapmasın diye gelmiş. Hakem de buna sonuna kadar müsaade etti. Yani her şey çaldığı foller çok çalmış olması vesaire hepsi bir tarafa. Bu... Ama onun dışında her düşeni iki takımda yani Karadağlı oyuncular da öyleydi. Düşeni yerden kaldırdılar. Sırtını sıvazladılar. Kimse kimseye kasti tekme atmadı. Böyle çok şey e, en azından centilmence yani işin o tarafında e, foul tabii ki oldu. Ama o foulllerden sonra da herkes gitti birbirinden özür diledi. Öyle bir maç bitecekken şurada verdiği kararla o iki tane iyi niyetli futbolcu grubunu birbirine soktu adam. Yani bence sadece bu bile ceza tahtası için yeter diye düşünüyorum. O zaman bu hafta haftanın e, fotoğrafı değil haftanın klibi var. Haftanın klibi için de Tolga Ersan'a buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve bu kliple de programımıza veda ediyoruz. Evet gerçekten ben de çok çok beğendim klibi. Seyret seyret doyulmaz yani. <laughs> o zaman e, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.